Herkese merhaba ben Satı Elixilinden kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir tatlı tarif ile geldim. Bu tarifimizi ister sıcak yiyin, ister ılık yiyin, isterseniz de soğuk yiyin tamamıyla tercih sizin. Ben genelde oda sısında soğuduktan sonra kaşıklamaya bayılıyorum. Ben iki kişilik yaptım o yüzden iki kişilik ölçümü veriyorum. Sizler kişi sayınıza göre artırarak yaparsınız. 2 su bardağı su ekledim, 2 yemek kaşığı dolusu da un ekleyelim. İsteğe bağlı bu tatlımızı şekerle yapmak isterseniz bu etapta 2 yemek kaşığı toz şeker ilavesi yapabilirsiniz. Daha sonrasında da pürüzsüz hale gelene kadar çırpalım. Bu tarifimizde süt kullanmıyoruz, suyla yapıyoruz. Ben bugün tarifimde toz şeker kullanmak istemedim. O yüzden pişirdikten sonra üzerine 2 yemek kaşığı tatlandırmak için pekmez ekledim. Tarifimde ne kadar malzeme kullandığımı her zaman olduğu gibi açıklama kısmına not olarak düşüyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Ocağımı yakıyorum ve karıştırarak kaynamasını sağlıyorum. Karıştırma hareketini bırakmayalım. Dibine tutma olabilir. O yüzden de karıştıra karıştıra kaynayana kadar koyulaşana kadar pişirelim. Kaynamaya başladıktan sonra üzerine 2 yemek kaşığı da tereyağı ekleyelim. Yağımız eritene kadar birazcık daha pişirelim. Sonrasında da ocağımızı kapatalım. Yağımız erittikten sonra ben tatlandırmak için 2 yemek kaşığı da pekmez ekledim. Damak tadınızı eğer eksik gelirse tadına bakarak bir miktar daha ilave yapabilirsiniz. Bugün tarifimde ben pekmez olarak keçi boynuzu pekmezi kullandım ama evinizde hangi pekmez varsa hepsiyle oluyor. Pekmez yoksa şekerle de yapabilirsiniz. Yani 2 yemek kaşığı toz şeker de ilave yapabilirsiniz. Karıştırarak karıştıra pekmezi de yedirelim. Sonrasında da kasemize bölelim. Sadece 4 malzeme ile harika bir tarif elde ediyoruz. Gerçekten çok da lezzetli oluyor. Eğer diyetteyseniz canınız tatlı çekiyorsa gerçekten hafif olduğu için tercih edebilirsiniz. Tatlımızın kıvamı rengi burada çok daha net bir şekilde görünüyor bu tarifimizi ister soğuk yiyin ister sıcak yiyin isterseniz ılık yiyin eğer soğuk yiyecekseniz oda ısısında soğuduktan sonra buzdolabına kaldırabilirsiniz 2 saat dinlendirdikten sonra afiyetle kaşıklayabilirsiniz ben genelde oda sısında soğuduktan sonra kaşıklamayı daha çok seviyorum üzerine de birazcık lezzetine lezzet katması için ben evimde badem vardı badem ekledim sizler isterseniz hindistan cevizi ekleyebilirsiniz fındık fıstık ceviz ekleyebilirsiniz ya da hiçbir şey yoksa sade bir şekilde de bırakabilirsiniz. Gerçekten çok ama çok lezzetli oluyor, güvenle deneyin. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni videolarımdan da haberdar olun izledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım kısa da olsa destek amaçlı yorum bırakırsanız mutlu olurum Allah nasip ederse yeni tariflerimde görüşmek üzere sağlıkla kalın hoşçakalın